Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyiciler, birkaç haftadır siyer dersimizde sevgili peygamberimizin davetini, bu davete karşı direnci anlatmaya çalışmıştık. Bugün ise sevgili peygamberimizin çocuklarından bahsetmek istiyorum. Sevgili peygamberimizin Hazreti Hatice'den olan evliliğinden iki erkek ve dört kızı dünyaya gelmiştir. İlk çocuğu Kasım daha iki yaşındayken vefat etmiş. Abdullah ise ondan daha küçük yaştayken vefat etmiştir. Bunların dışında sevgili peygamberimizin Medine döneminde Mısırlı Mariye'den İbrahim adlı oğlu olmuştur. Yine o da çok küçük yaşta vefat etmiştir. Değerli dinleyiciler, sevgili peygamberimizin kızlarına gelince kızların en büyüğü Zeynep, Hazreti Zeynep'tir. Peygamberimizin ikinci çocuğu, kızların ise en büyüğü. Peygamberimiz yaklaşık 30 yaşındayken Zeynep'in dünyaya geldiği rivayet edilmektedir. Hazreti Hatice'nin isteği üzerine de Zeynep teyzesinin oğlu Ebul As'la evlendirilmiştir. Bu evlilikten de Hazreti Zeynep'in Ali ve Ümame adlı iki çocuğu dünyaya gelmiştir. Değerli dinleyiciler, özellikle Ümame ile ilgili, peygamberimizin kız torunuyla ilgili rivayetlere de yine kaynaklarda rastlamaktayız. Sevgili peygamberimiz Ümame'yi namazdayken sırtına aldı, onunla birlikte secdeye gittiği, o dönemdeki kız çocuklarının dışlandığı, horlandığı bir dönemde kız çocuğu torunuyla birlikte mescide gittiği ve onunla vakit geçirdiğini bize kaynaklar söylemektedir. Zeynep babasına peygamberlik gelince annesiyle birlikte İslamiyet'i hemen kabul etti. Fakat kocası Ebul As o dönemde maalesef iman etmedi. Ancak Müslüman olan eşine de karşı çıkmadı ve birlikte yaşamaktan da vazgeçmedi. Bu şekilde evlilikleri de Hazreti Zeynep ile peygamberimizin en büyük kızı Hazreti Zeynep ile eşi Ebul As'ın evlilikleri Bedir Savaşı'na kadar devam etti. Hazreti Peygamber Medine'ye hicret edince de ailesiyle birlikte Zeynep'i de Mekke'den getirtmek istemişti. Fakat kocası Ebul As buna razı olmamıştı. Fakat Bedir'de Müslümanlara karşı yer alan Ebul As esir düşünce sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu serbest bıraktı. Fakat şöyle bir şart koştu ona. Dedi ki kızını ve çocuklarını Medine'ye gönderme şartıyla onu serbest bıraktı. Ebul As zaten eşini çok seviyordu. Ona herhangi bir zararın gelmesini de istemiyordu. Ebul As sözünü tuttu ve çocukları ve eşini Medine'ye göndermek üzere yola çıkardı. Fakat Hazreti Zeynep o sırada hamile idi ve Hazreti Zeynep'in hicret edeceği haberini alan yakınları, Ebul As'ın yakınları buna engel olmaya çalıştılar ve Mekke'ye yakın bir yerde Ebul As'ın yakınları Zeynep'e engel oldular ve ona saldırdılar. Hatta bu saldırı sonucu Hazreti Zeynep deveden düştü ve çocuğunu düşürdü. Hatta bu olaydan sonra hastalandığı, iyileşemediği ve Medine döneminde hicretin 8. yılında vefat ettiği söylenir. Bu devesinden düşüp rahatsızlandıktan sonra tekrar Mekke'ye döndü. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Zeynep'i getirtmek üzere Zeyd bin Harise'yi ve Ensar'dan birkaç şahsı Bedir Savaşı'ndan yaklaşık bir ay kadar sonra Mescid-i Haram'a yakın bir yere kadar gönderdi. Zeynep de çocukları yanında olmak üzere Medine'ye geldi ve sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte yaşamaya başladı. Ebul As ise yani Hazreti Zeynep'in eşi Ebul As ise hicretin 6. yılında müşriklere ait bir kervanla gittiği Suriye'den dönerken İslam Birliği ile karşılaştı ve Medine'ye getirildi ve bu sırada İslamiyet'i kabul etti. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Zeynep'i eski kocasıyla tekrar evlendirdi. Zeynep Ebul As'la gerçekleşen bu ikinci evliliğinden kısa süre sonra hicretin 8. yılında da
vefat etti. Evet değerli dinleyiciler, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin büyük kızı Zeynep'in kısaca hayat hikayesi böyle. Rukiye Peygamberimizin ikinci kızı, yaklaşık Peygamberimiz 33 yaşındayken dünyaya geliyor. Peygamberimiz hem kızı, büyük kızı Rukiye'yi hem de Ümmü Gülsüm'ü Ebu Leheb'in iki oğulları olan Utbe ve Uteybe ile nişanlıyor. Ebu Leheb'in oğlu Utbe ile nişanlanıyor Rukiye. Fakat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahiy geldikten sonra Ebu Leheb'in ve ailesinin Peygamberimize olan düşmanlığını biliyoruz. Ebu Leheb'in babası da oğullarına nişanlandıkları kızları, yani Rukiye'yi ve Ümmü Gülsüm'ü derhal boşamalarını, derhal onlardan ayrılmalarını istedi. Kimi rivayetlere göre evlilik gerçekleşmiştir, kimi rivayetlere göre nikah olmuştur ama gerçek bir evlilik olmamıştır ifadeleri var. Zaten Tebbet suresi de yerilen, Tebbet suresiyle kendilerine dikkat çekilen Ebu Leheb ve ailesi yine burada düşmanlığını göstermiş ve hem Ümmü Gülsüm'ün hem de Rukiye'nin nişanının ya da evliliğinin bozulmasına sebep olmuşlardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her iki kızı da Ebu Leheb'in oğullarından ayrılmışlar. Daha sonra sevgili Peygamberimiz Rukiye'yi Hazreti Osman'la, ilk Müslüman olan erkeklerden Hazreti Osman'la evlendiriyor. Hatta Hazreti Osman'la birlikte Habeşistan ilk hicret edenlerden birisi Rukiye. Daha sonra Mekke'ye dönerek yine Medine'ye ilk hicret edenlerden ve burada yaşıyor. Hicretin ikinci yılında ise Bedir Savaşı hazırlıkları esnasında hastalanıyor. İşte kızamağa yakalandığı söyleniyor. Hazreti Peygamber Hazreti Osman'a da eşine refakat etmesini gerektiğini söyleyerek bu sefer de yer almaması gerektiğini söylüyor. Ve onu Medine'de bırakıyor. Rukiye'nin yanında bırakıyor. Ancak Hazreti Rukiye sevgili Peygamberimiz seferdeyken vefat ediyor. Hazreti Osman'dan dünyaya gelen Abdullah adında oğlu 2 veya 6 yaşındayken vefat ediyor. Bu evliliklerinden bir oğlu oluyor ve bu da küçük yaşta vefat ediyor. Ümmü Gülsüm de Rukiye'den sonra dünyaya geliyor. Ebu Leheb'in oğlu Uteybe ile nişanlanıyor. Rukiye Utbe ile, Ümmü Gülsüm de Uteybe ile nişanlanıyor. Annesinin babasının zorlaması sonucu Uteybe Ümmü Gülsüm'ü boşuyor. Ümmü Gülsüm hicrete kadar babasının evinde yaşıyor. Kardeşi Fatıma ve peygamberin diğer aile fertleriyle birlikte Medine'ye hicret ediyor. Ablası Rukiye'nin vefatından sonra ise bir müddet sonra hicretin 3. yılında sevgili peygamberimiz Hazreti Osman'la evlendiriyor. Ve hicretin 9. yılında da vefat ediyor. Ümmü Gülsüm'ün çocuğu olmuyor. Onun vefatı üzerine sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hani bir üçüncü kısmı olsaydı yine Osman'la nikahlandım ifadelerini kullanıyor. Çünkü Hazreti Osman İslam tarihi açısından hepinizin bildiği gibi ahlakı, hayasıyla ön planda bir şahsiyet, İslam halifelerinden bir tanesi ama en önemlisi hem Kur'an'a olan bağlılığı ve sadakati, ama en önemlisi haya ve edep sahibi olması sevgili peygamberimizin dikkatini çekiyor ve iki kızını da, yani Ebu Leheb'den ayrılan iki kızını da birisinin vefatından sonra tekrar diğerini de onunla evlendiriyor. O yüzden de Hazreti Osman'a iki nur sahibi manasında Zinnureyn denir. Hazreti Osman'ın lakabıdır. İki nur, yani peygamberin iki kızı ile evlenme şerefine nail olan manasında Zinnureyn denir. Değerli dinleyiciler, Hazreti Fatıma sevgili peygamberimizin en küçük kızı. Doğum tarihi konusunda çok ihtilaf var. Hani kesin olmamakla birlikte ağırlıklı olan görüşe göre işte 605 yılında doğduğu ile ilgili rivayetler var. Fakat çocukluk döneminde Hazreti Fatıma ile alakalı böyle çok ayrıntı bilgiye rastlamıyoruz. Yalnızca
Peygamberimizin geçen hafta da bahsettiğimiz Kabe'nin etrafında namaz kılarken müşriklerin deve işkembesini başından boşaltmaları ve Hazreti Fatıma'nın bu olaya şahit olup hem müşriklerle çıkışması hem de sevgili babasını ağlayarak temizlemesini görüyoruz çocukluk döneminde. Hazreti Fatıma babasının hicretinden bir müddet sonra içlerinde kız kardeş Ümmü Gülsüm ve Ebu Bekir'in ailesinin bulunduğu bir kafileyle birlikte Medine'ye hicret ediyor. Sevgili peygamberimizden bir süre sonra. Orada da bir müddet sonra yine Hazreti Ali onu peygamberimizden istiyor. Peygamberimiz de kızının görüşünü alarak hicretin ikinci yılında Hazreti Fatıma ile Ali'yi evlendiriyor. Bu evlilikten bir yıl kadar sonra Hazreti Fatıma ile Hazreti Ali'nin Hasan adında bir oğlu oluyor. Ondan bir yıl sonra da ikinci çocukları Hazreti Hüseyin dünyaya geliyor. Daha sonraki yıllarda Ümmü Gülsüm ve Zeynep adlı kızları ya da Muhsin adlı oğulları da dünyaya geliyor. Ancak bunlar küçükken vefat ediyor. O yüzden biz sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Fatıma ve Hazreti Ali'den olan çocukları olarak Hasan ve Hüseyin'i daha çok biliriz. Hazreti Fatıma'nın İslam kültüründe çok önemli bir yere sahip Hazreti Fatıma. En önemlisi hem sağlık hizmetinde aktif rol alıyor hem de sosyal yardım hizmetlerinde yine aktif rol alıyor. Uhud Savaşı'nda gazilere su ve yiyecek taşıyor, yaralılara tedavi ediyor, babasının yüzündeki kanları temizliyor. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatına çok üzülüyor ve onun vefatından yani babasının vefatından kısa bir süre sonra 6 ay sonra da vefat ediyor. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de soyu Hazreti Fatıma ile devam ediyor. Hazreti Hasan ve Hüseyin ile devam ediyor. Evet değerli dinleyiciler, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çocukları, erkek çocukları çok küçük yaşta. 2 yaşın altındayken vefat ediyor. Kızları da bir müddet yaşıyorlar, evleniyorlar. Hatta çocukları oluyor ama yine onlar da çok erken yaşta vefat ediyorlar. Daha ilk derslerimizde de bahsetmiştik. Salgın hastalıklar, sıcak, olumsuz şartlar, savaşlar vesaire. Tabii ki çok erken yaşta ölümü de beraberinde getiriyor. Sevgili Peygamberimizin de çocukları çok erken yaşta, genç yaşta vefat ediyorlar. Hatta öyle rivayet edilir ki Hazreti Fatıma en son vefat eden kızının da 26 ya da 28 yaşında vefat ettiği söyleniyor. Ama Peygamberimizin soyu Hazreti Hasan ve Hüseyin'le, yani sevgili Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma'nın çocukları olan Hasan ve Hüseyin'le devam etmiştir. Hazreti İbrahim Medine döneminde doğan Hazreti İbrahim ise sevgili Peygamberimizin Mısırlı Mariye'den olan oğlu. Hicretin 8. yılında dünyaya geliyor. Sevgili Peygamberimiz İbrahim'in doğumu üzerine Mariye'yi hürriyetine kavuşturuyor. Ama İbrahim henüz 2 yaşını doldurmadan hicretin 10. yılında vefat ediyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çocukları görüldüğü gibi değerli dinleyiciler çok genç yaşta vefat ediyorlar. Başta kızları olmak üzere çocuklarının vefatları esnasında yaşları konusunda kaynaklarda farklı rivayetler bulunmakta. Ama dediğimiz gibi farklı rivayetler bile olsa çok genç yaşta vefat etmiş sevgili Peygamberimiz de hem çocuklara dünyaya gelerek çocuk sevinci yaşamış hem de onları hayattayken ölümünü şahit olmuş ve ölümün üzüntüsünü de yaşamıştır. Hatta yine kaynaklar İbrahim'in oğlu İbrahim'in ölümü sırasındaki hüzünlenmesiyle alakalı olarak göz yaşarır, kalp titrer
ve bunlar merhamettendir buyurarak sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarına olan sevgisini göstermiştir. Her zaman çocuklarına olan sevgisini kaynaklardan görüyoruz. Özellikle Hazreti Fatıma'nın yetişkinlik döneminde, evlilik dönemindeki Peygamberimizle olan ilişkilerini biliyoruz, ayrıntılı bir şekilde biliyoruz. Her seferinde karşılaştıklarında birbirlerine sarılmalarını, öpmelerini, birbirlerinin ihtiyaçlarını ya da birbirlerine olan düşkünlüklerini biliyoruz. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarını kız ya da erkek diye ayırmamış. Üstelik kız çocuklarının dışlandığı ve aşağılandığı bir dönemde iki ya da üç kız çocuğu olup onu ahlak ve terbiye üzerine yetiştirenin cehennemde bir siper olacağını söyleyerek de kız çocuklarına ayrı bir paye vermiştir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çocuklarına bakışı, bütün İslam dünyasındaki anne babaların çocuklarına bakışı olmalıdır. Çocukların arasında herhangi bir ayrım, cinsiyet ayrımı yapmamalıdır. Çünkü Rabbim dilediğine kız, dilediğine erkek, dilediğine de ikiz verir ya da hiç çocukları olmaz. Bunu kadın ya da erkek üzerinden değerlendirmek doğru değildir. Ayrıca sevgili Peygamberimizin torunlarıyla olan ilişkisi ve çocukların sevgi ve merhametle büyütülmesi örneği de yine bizim için çok değerlidir. Evet değerli dinleyiciler, bugünkü dersimizde sevgili Peygamberimizin çocukların hayatlarını şöyle kısaca bir tekrar sizinle gözden geçirdik. Bütün salat ve selam sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Hepinize hayırlı günler diliyorum.